26 sene oldu kızım geleli. Temel atılmadan beri buradayım. Ben 21 senedir buradayım. İşte herhalde 26 senedir buradayım. Buraya uygun geldi bize. Başka yerler çok pahalı. Burayı bilmiyorum. Ben buranın havasını, suyunu, toprağını çok seviyorum. Ben burada nefes alıyorum, burada yaşıyorum. Buranın yaşayan insanlar hep dar gelirli insanlar. Asgari ücretle çalışan insanlar, emekli olmuş insanlar. Mecbur almış, gelmiş burada bir konut almış. Sığınmış yani. Burası Türkiye'nin ilk toplu konut alanlarından biri. TOKİ'nin şimdiki dönemine kadar devletin konut yapıp verdiği ya da sattığı bir örnek yok. 87-88 arası buralar başladı. 90'a kadar tamamlanmış oldu. 90'da millet içeriye girdi. O zaman işte rahmetli Özal Cumhurbaşkanımız geldi, buranın açılışını yaptı. İlk kurulduğu zamanlarda misafir olarak gelmiştim ben buraya. 1995 yıllarıydı. Gecekondu'da yaşarken burayla bir mukayese ettiğimde şimdi muazzam bir yer gibi geliyordu. Yani büyük lüks işte apartmanların olduğu, sokakların geniş olduğu. Doğudan bu terörden mecbur kalıp bu taraflara sığınan insanlar geldiler. Sonra dar gelirli, asgari ücretli, işi olmayan mecbur burada yerleşmek zorunda kaldı. Burası büyüdü. Dışarıdan özellikle kırsal alandan gelen insanlar apartman kültüründe çok yaşamayı cazip görmüyorlar ilk başlarda. Ama daha sonra burayı dönüştürerek kendi yaşam değerlerine göre burayı dizayn ediyorlar. İşte ona göre burada komşuluk ilişkileri. Yani buranın en güzel tarafı biraz da o. Farklı kültürel ve kimliklere ait olan insanların bir arada olduğu bir yer olarak tanımlayabiliriz Güneykent'i. Bir apartman 8 daire burada. Yani 8 ilden ayrı insanlar oturabiliyor ve kesinlikle hiçbir problem çıkmıyor burada. Çok iyi komşularım. Ben yalnızım, beni hiç yalnız bırakmazlar. Kahve içmeye gelirler, çay içmeye gelirler. Haber ederler yani. Ben bir şey Maraş'a gideyim, aralar beni. Bir şey mi oldu, ne oldu? Ne zaman geleceksin? Komşularım çok iyi. Komşuluğumuz çok güzel burada. Mesela sıkıntımız olsa, ne bileyim bir sorunumuz olsa hemen paylaşırız. Bir eğlencemiz, bir düğünümüz, cenazemiz olsa paylaşırız. Her konuda yani. Ya şimdi ben bu mahallede bu arabayla beraber ben zebze satıyorum. Mahallelinin çoğunu tanırım. %90'ını tanırım. Hepsi de bizi tanır. Zebzeci Mustafa olarak bizi biliyorlar. Bunu Tahsin Usta diye biliyorlar. Ne bileyim işte burada genelde artık bilinen insanlar çok. Burada mahallede düğünler kurulur. İşte bir taziye olduğu zaman, bir cenaze olduğu zaman çadırlar kurulur. Ortak mekandır. Yani buradaki sokaklar aslında bir ortak mekandır. Buranın önemi ileride TOKİ konutlarının akıbetine dair ipuçları taşıyor da olması. Çünkü en önemli şey hani gördüğünüz gibi kullanıcının mekana müdahalesini mümkün kılan bir görmezden gelme anlayışı var. Yani balkonlarda, pencerelerde, hatta öndeki işte arkada bir örnek garaj yapmış mesela, aracına garaj yapacak, önüne bahçe kuracak veya işte bir oda kadar büyütecek yapılar var. Dolayısıyla biraz bu katılımcı mimarlıktaki hani kullanıcının da müdahalesine imkan tanıyan bir enformellik var buralarda. Ufak tefek işte bak mesela şurası, adam burayı çevirmiş duvarla, ne güzel bahçe yapmış. Yazın geliyor burada oturuyor çoluk çocuğuyla, akşam gelin bakın otururlar çoluk çocuğuyla, bina sakinleri gelir oturur. Mis gibi güzel yani. Şuradan baktığınızda göreceksiniz yavaş yavaş yeni bina yapımı ve buraların dönüşümü de söz konusu olacak ve en azından bu ihtimal bir çöküntü alanına evrilmesine engel oluyor. İnsanlar burayı koruyorlar, hala yatırım yapıyorlar, tutuyorlar. Vallahi TOKİ'yle hiç bilgim yok, orada var gidiyoruz ama bilmiyorum şimdi şartlar çok ağır diyorlar yani bilmiyorum. Yani. Bir arkadaşımın evine gittim TOKİ'nin, ben dönüp bulaşığı yıkayamadım. İki kişiyi zaten imkanı yok. Bulaşık da yıkayamazsın oradan beri, küçük küçük. Bizim evimize 4-5 tane kadın sığar bir şey, bir iş yapsa. Yeni yapılanma yeni şeyler gerektiriyor. Ne bileyim yani, belki şimdi adamın gücü yoktur. Benim gücüm yoktur TOKİ'den bir ev alayım. Ama şimdi burada iki tane evim var. Her taraf site olsun. Güzel siteler yapılsın. Sitelerde bekçisi olur, güvenli olur, güvenlik yok. Şey oluyor ya hani sende site. Site kim olursa ne güzel olur. Olmaz mı? Bir sitede git bir komşu komşunun bilemez ne halde ne yolda. Ben komşuma soruyorum ne pişireceksin ne yapacaksın. Akşama toplanı veriyor, sen de var ben de var, toplanıp yiyoruz. Duyumlar var. Kentsel dönüşüm olacak dediler. Bir ara millet şey oldu. Ne evler
yapışır, kısımda yeni yapışır, yapışsın. Her şey yerinde de güzel valla. Böyle. İstemez miyim? Tabii bu şart. Şart hem de gördüm şart. Bu mahallede şart. Olursa da halkın yükünü kaldıracağı bir şey olması lazım. Ha şimdi 200-300 liralık evi alıp bunu verip bunu 50-100 liraya sahip de ona 300-400 liraya verirsen o adam ne ödeyebilir ne de onun içinden çıkabilir. He. Hep sorunu bizim için yok burada. Ama TOKİ girerse sorun olacak kesin. Büyük parayı karıştırma. Benimki küçük para. Azıcık aşığın dertli baş. Benimki azıcık bir şey. Site büyük para. Site büyük para. Bir kuru ekmek soğan yalıyor. Hadi. Gel.